Nasıl, beğendin mi? Harika. Hele şu karşılar nefistir. Güzel. Bir gün seninle birlikte gideriz, olur. Çok memnun olurum. Hadi bakalım. Şeref. Şerefe. Orhan, kalk çabuk. Delirdin mi sen? Ne oluyorsun? Geldi, gözlerimle gördüm. Kimden söz ediyorsun Allah aşkına? Patronundan, Murat Bey yukarıda. Geldiyse geldi, ne yapalım ya? Sabahın köründe karşılama töreni yapacak değiliz ya. Sen beni burada bekle, şimdi dönerim. Bak canım, şu karşıda gördüğün yer var ya bak, bütün oralarla geçti benim çocukluğum. Biliyor musun? Hoş geldiniz patron. Bu sabah erkencisin. Daha dün geceyi bitiremedik Orhan. Gelsene. Hoş geldiniz. Bu deli adamın bana patron dediğini aldırma sevgilim. Sana dostum Orhan'ı tanıştırayım Süheyla. Memnun oldum Orhan Bey. Kotramıza şeref verdiniz efendim. Ah, Murat, Orhan Bey hem çok yakışıklı hem de çok kibar. Teşekkür ederim. Ah, rica ederim. Bakıyorum bizim oğlanı gözün tuttu. Patron gene başlama Allah'ını seversen. Sen biraz şu doyumsuz manzarayı seyret sevgilim. Benim Orhan'la konuşacaklarım var. Bu çok uzun bir gece oldu Orhan. Gidip biraz dinlenmek istiyorum. Senden bir ricam var. Söyle patron. Akşam İngiltere'ye uçuyorum. Londra'daki doktorum kız kardeşimin tedavisine hemen başlamamız gerektiğini söyledi. O zaman Ayten'i de götüreceksin. Evet. Hastanede yeri ayrıldı bile. Ama durumunu biliyorsun. Kolay kolay gitmek istemeyecektir. Benden ne yapmamı istiyorsun? Ayten şimdi Büyükada'da bir arkadaşının evinde. Akşama doğru onu alıp İstanbul'a getir. Şoförüm saat tam 6'da rıhtımda sizi bekleyecek. Ya gelmek istemezse? Sen onu getirmesini bilirsin. Peki, onu sana getireceğim. Nerede kalıyor? Kuru kahvecilerin köşkünde. Kime sorsan gösterir. Ayten hakkındaki teklifimi düşündün mü? Hele siz bir sağlıcakla dönün de sonra konuşuruz bunu. Hadi bakalım, fazla gecikmeyin. Hoşça kal. Güle güle. Dönene kadar tekne sana emanet. Merak etme patron. İyi yolculuklar. Sağ ol. Sana içeride kalmanı söylemiştim. Gittiklerini gördüm de öyle çıktım. Bir fikrim var. Nedir? Kendine yeni bir hayat kurma fikrini 15 gün erteleyebilir misin? Nedenmiş o? Patron Avrupa'ya gidiyor. Bir süre izinliyim. İstanbul denen bu koca şehrin altını üstüne getirelim seninle. Bu arada sana iş de ararım. Ne dersin? Başka bir şansım yok herhalde. Buna sen karar ver. Ne yapalım? Boşa gelen çekilirmiş. Pişman olmayacaksın prenses. Öyle eğleneceğiz ki. Şimdi saat 4'e kadar vaktimiz var. Önce adaları göstereceğim sana. Cennet gibi bir koy biliyorum. Saat 4'te ne yapacaksın? Patronun kız kardeşini adadan alıp şehre indireceğim. Ondan sonra ikimiz de kuşlar kadar özgür olacağız. Seç bir tanesini giy. Amma da çokmuş. Kimin bunlar? Bizim patronun arkadaşlarının. Bir kısmı mayolarını unutarak denize girerler. Hadi giy şunlardan birini. Ben yukarıdayım. Thank you.
Ben yarım saate kadar dönerim. Tekneden ayrılma sen. Ya kız gelince ne olacak? Onun kafası mutlaka dumanlıdır. Dünyadan haberi yoktur. Nasıl yani? Kız uyuşturucu müptelası. Patron onu Londra'ya tedaviye götürüyor. Zavallı kız. Öyle. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Hadi eyvallah. Ayten! 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 Bırak beni! Bırak beni! Toparlan bakalım, seni abine götürüyorum. Defol! Defol buradan! Bırak! Artık benden korkmuyorsun değil mi prenses? Bugüne kadar hiç bilmediğim bir duygu. Güveni tanıttın bana Orhan. Sana güveniyorum. Sadece o kadar mı? Bazı şeyleri daha açık açık söylemeye alışamadım Orhan. Her şeyin zamanı vardır prenses. İyi geceler. Sana da. İyi geceler sevgilim.